Merhaba arkadaşlar, ben Adnan Bakkal. Bir Boom Beach videosunda sizlerle tekrardan beraberiz. Bugün etkinliklerimizi yaptık. Sesim gidiyor bu arada. Havalar 2-3 günden beri hep soğuk gidiyor, yağmurlu gidiyor, ayaz gidiyor. Sesler de gitti. Devam edelim. Başka ne yapabiliriz? Evet, şunu hemen çevirelim. Kırmızılardan oluşturalım. Tamam. Normal etkinliğimizi yaptık. Bugün birkaç saldırı videosu izleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi Yavuz arkadaşımızın, diğeri de Enver arkadaşımızın saldırıları. Benim de yaptığım bir iki saldırı var. Toplu halde hepsini bir izleyelim. Operasyona yönelik de saldırılarımız var. Yavuz arkadaşımızın yaptığı saldırı gördüğünüz gibi maşallah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane mavi heykeli olan bir ada artı kalkan olan bir ada. Yavuz arkadaşımız mavi heykellere dayanamıyor. Çok seviyor. Mavi heykelli adalara saldırmayı gerçekten çok seviyor ve mükemmel kullanıyor askerlerini. Ben bir türlü öğrenemedim gitti şu Zoka kullanmayı. Tebrik ediyorum yani, gerçekten Yavuz. Eline koluna sağlık. Biraz taktik öğrenelim. Wow. Son anda iki tane sis artı iki tane işaret şey. Askerleri geri çekmek ve ikincisi de direkt olarak karargaha yöneltmek amaçlı iki işaret fişeği. Yani iki sis, iki işaret fişeği son saldırı için uygun bir taktik. Şimdi operasyona yönelik saldırılarımız var. Onları izleyelim. Yine Yavuz arkadaşımızın saldırısı tek başına Korku Adası'nı aldı. Allah tebrikler. ...25 kişilik temiz arkadaşlar. Genel anlamda toz kullanmadan dar geçit operasyonu rahatlıkla bitiyor. Yani 3-4 tane düşük seviyeli oyuncu olmasına rağmen yine de toz kullanma ihtiyacı duymadan dar geçit operasyonu bitiyor arkadaşlar. Yani bu da demektir ki eğer bütün oyuncular toz kullanmış olsa herhalde dar geçitin üstü olan diğer operasyonları da rahatlıkla ne yapacağız? Bitireceğiz. Evet, Korku Adası Yavuz arkadaşımızın çıkışı. Önce mayınları temizledi, sonra biraz enerji toparladı. Yani bu videoları taktik amaçlı izleyin arkadaşlar. İlla bana ait saldırılar olacak diye bir kayda yok. Yani bu şekilde harika saldırıları maalesef benden bulamazsınız. Benden göremezsiniz. Çünkü ben dediğim gibi her zamanki gibi beceremiyorum. Hata yapıyorum bol bol. Küt. Bu kadar. Eline koluna sağlık Yavuz. Hakikaten tebrik ederim. Aynı zamanda şunu söyleyeyim. Yavuz arkadaşımız şu an zafer puanı evet biraz düşük. Ama bundan önceki mücadelelerinde Türkiye sıralamasından ziyade dünya sıralamasında ilk 50'ye girmiş bir arkadaşımız kendisi. Evet, Enver arkadaşımızın da yaptığı saldırıyı izleyelim. O da tek bir saldırı yaptı. Bozulma Adası.
Harika. Mayınlar temizlendi. Let's go, hadi bakalım. Çavuş gerçekten harika. Yani Zoka ve savaşçı kullanıyorsanız ki kullanıyorsunuzdur mutlaka. Üçüncü özelliği, hızlandırıcı özelliği, hız serumu özelliği gerçekten harika. Yani ilk başlarda nasıl söyleyeyim, bu kahramanlara alışmak biraz zaman almıştı ama sonradan gerçekten ne kadar işe yaradığını anlayınca bu sefer de kullanmadan edemiyorsunuz. Alışkanlık oluyor. Mecburiyet oluyor. Evet. Yavuz, tamam. Enver arkadaşımızın da eline koluna sağlık. O da bozulma adasına tek atışta indirdi. Tebrik ediyoruz. Benimle ilgili saldırılara geçmeden önce abonelerden gelen bir istek vardı. Cephaneliği göstermemi istediler. Arkadaşlar cephaneliği hızlı bir şekilde göstereyim. Piyadeler, sağlık ve hasar değeri, ağır zoka, aman ağır silahlı, sağlık ve hasar değeri, zokamız, sağlık değeri, hasar değeri, savaşçılar, sağlık değeri, hasar değeri, bütün birimler maksimum seviyede. Tankımız, sağlık ve hasar değerleri yine aynı şekilde, sıhhiyeci, sağlık ve saniye başı iyileştirme değeri, bombacımız, sağlık değeri, saniye başı hasar değeri. Tabi bunlar tozsuz hali, tozladığım takdirde bu değerler ne oluyor, iki katına çıkıyor. Meşale, sağlık değeri ve hasar değeri. Dondurucumuz arkadaşlar, sağlık değeri, hasar değeri. Topçu birliği, hasar değeri, evet, işaret fişeği, kalma süresi, sağlık paketi, ilk yardım paketi, saniye başı iyileştirme ve süresi, şok bombası süresi ve yaylım ateşi, hasar değeri, sis perdesi, 13 saniye güncellemeden önce arkadaşlar 14 saniyeydi maalesef. Güncellemeden sonra sis perdesinin süresini 13'e düşürdüler. Niye yaptılar onu ben de bilmiyorum. Çok kötü oldu o yönden. Evet, yaratıkların sayısı, sağlıkları ve hasar değerleri. Sonrasında mayınlarımız var zaten. Yani cephanemiz bu şekilde. Heykellerimiz 38, 17, 17, 17, 68 maalesef güç taşı. Yüksek gelmedi bir türlü. 3 seneyi aşkın zamandır oynuyoruz. Evet. Sağlık ve hasar heykellerimizin değerleri bu şekilde. Yani şöyle kahramanları göstereyim. Çavuş ve yüzbaşı maksimum seviyelerde. Çavuşun savaş emirlerini maksimum seviyeye çıkarttım. Yüzbaşının da şu kumandayı da maksimum seviyeye çıkartmak için jeton biriktiriyorum. Şunu da söyleyeyim, siz söyleyin. Doktor Kavan yükseltme ile ilgili bazı sorunları var. Maalesef bazı kişilerde ikinci aşama, bazı kişilerde üçüncü, bazı kişilerde dördüncü aşamalarda sorun yaratıyor. Böyle bir sorun olduğunda ne yapın? Bildirin. Bildirdiğiniz takdirde Supercell size geri olarak, siz söyleyin, elmas veriyor arkadaşlar. Ben şikayetimi yaptım, elmaslarımı topladım. Siz de aynı şekilde şikayetleriniz varsa elmaslarınızı geri alırsınız. Bu da karışık saldırı. Karışık asker düzeninde en önemli unsur her zaman söylediğim gibi roket ve şoklardır. Onları aldıktan sonra gönül rahatlığıyla çıkış yaparsınız. Ha, buradaki arkadaş
kolay. Neden kolay? Hiç mavi heykeli yok. Mavi heykeli olmadığı için gördüğünüz gibi gönül rahatlığıyla roketleri ve bir tane de şoko ne yaptık? Temizledik. Eğer toz kullanıyorsanız, Zoko kullanmayı da bilmiyorsanız size tavsiyem kesinlikle bu şekilde bir karışık güzeldir. Yani benim yaptığım üzerine söyleyeyim. İzliyorsunuz zaten videolarda. 3 tane gemi piyade, 1 gemi sağlayıcı, 1 gemi dondurucu, nefri 5. 3 gemi de Zoko. Ve kahraman olarak da ben genelde yüzbaşıyı kullanıyorum çünkü böcek atıyor, iyi kötü attığı böcekler sayesinde dikkat dağıtıyor. Gayet güzel. Evet, alev silahına yakalandık. Bayağı bir zayiat verdik tepkisi. Alev silahı. Ama önemli olan sonuç, sonuç itibariyle ne yaptık? Adayı patlattık. Şimdi neyimiz var? Ha, ağır zokamız varmış. Fark etmez. Evet. Şurada bir adamız var. Karargahı çok geriye çekmiş arkadaş. Yani normalde saldırırım oraya da şey lazım. Gambot enerji lazım. Evet, bu biraz ideal. Ne yapabiliriz? Şu bir, şu iki kalırsa tabii. Hadi güzelim. Şu inmiyor. Ona sinir oluyorum. Yani en azından bir topla inmesi lazım. Canı o kadar yüksek değil. Evet, mavi heykeli var arkadaşın ama makinenin canı o kadar yüksek değil. Normalde bir yayılım bir top iner. O zaman ne yapalım? Biraz daha içeriye. Hadi güzelim. Utandırma beni. Çok güzelsin ben. İşte bu. İşte bu. Şimdi şuradan bir çıkış yapalım. Gel yukarıya. Eyvah eyvah, çok kötü oldu, çok kötü oldu. Asker kalmadı. Hadi indirin. İnmez ya. Hadi az kaldı. Bir tane de vurun. Bir tane de. Son top. Çok kötü bir çıkış yaptım yani. Çok kötü çıkış yaptım derken sonradan bir böcek atıp keşke askerler çıkarmadan önce böcek atsaydım. Daha mantıklı olurdu. Boş boşuna zayiat vermezdik. En azından çıkışta zayiat vermezdik. Ama olsun, sorun yok. Önemli olan sonuç. Sonuç itibariyle ne yaptık? Adayı patlattık. Yani ganimet ihtiyacımız yok. Amaç ganimet toplamak değil zaten. Evet, videomuzu da burada sonlandıralım.
Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.